Evet, Türkiye'nin güney sınırlarını terörden arındırmak için başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nda Amerikan hükümetiyle varılan mutabakat çerçevesinde 120 saatlik bir ara verilmişti ve artık o aranın bitmesine 12 saat kaldı. Tabii ki bu 12 saat dilimi içerisinde gözlerimiz, kulaklarımız Resulayn ve Talabiyat bölgelerinde olacak ama bu 12 saatlik zaman dilimi içerisinde çok önemli bir görüşme de gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek ve Türkiye'nin sınırlarında bulunan terör örgütlerinin geleceğiyle ilgili, onların bu bölgeden ayrılmalarıyla ilgili önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşme çok önemli elbette. Başkan Erdoğan ve Putin arasında bu yıl içinde gerçekleşen 8. görüşme ama bu kez Türkiye eli çok daha güçlü olarak bu masaya oturacak ve şunun da altını çizmekte fayda var elbette. Suriye'nin geleceğiyle ilgili bu toplantıda artık ilk kez bölgenin aktörleri masada olacaklar. Tabii ki bir yandan Tel Abyad ve Resulayn'da çekilmeler devam ediyor. Hayat normale dönmeye başladı diyoruz ama terörden arındırılması için de bölgelerin çalışmalar devam ediyor. Mayınlar arama tarama çalışmaları devam ediyor. Yine çok sayıda tüneller ve terör örgütüne ait cephanelikler bulunuyor hala bölgede. İşte bunların çalışmaları bir yandan devam ederken bu önemli görüşmede elbette bölgenin geleceğiyle ilgili detaylı bir toplantıya vesile olacak. Peki gün içinde neler yaşanması bekleniyor? Buradan elbette çekilmelerin gün içinde de sürmesi bekleniyor 12 saatlik zaman dilimi içerisinde. Tabii şunun da altını çizmekte fayda var. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı bölgenin içinde olmayan önemli bir başka bölge daha var. Bir yanda Münbiç, bir yanda Ayn el Arab bölgeleri ki YPG, PKK güçleri bölgeden çekilip rejime bırakmış bu bölgeleri. Elbette rejim de Rusya'nın desteğiyle birlikte o bölgelere şu anda hakimiyet halinde gözükse de Türkiye 32 kilometre derinlikteki sınırlarını tamamen terörden arındırmayı istiyor. İşte bu sebeple de bu görüşme bugün çok önemli olacak. Biz hemen Tel Abyad'ın yanı başındayız. Çekilmeler zaman zaman devam ediyor. An be anda elbette SİHA'larla, İHA'larla bu çekilmeler bir yandan da kontrol ediyor. Yine elbette Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu konuyla ilgili takibi bir yandan da devam ediyor. Şu an itibariyle bölgede 15 ila 20 bin arasında terör unsurunun olduğu da yine gelen bilgiler arasında. Elbette yaklaşık 125-130 konvoyluk bir araçta çekilmeler gerçekleşti ama dediğimiz gibi hala bölgede çok sayıda terör unsurunun, teröristin olduğu da yine gelen bilgiler arasında. Peki eğer 120 saatin kalan 12 saatinde çekilme tamamen gerçekleşmezse ne olacak? İşte Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yapacağı görüşme bu açıdan da çok önemli. Kaldı ki daha ateşkesin sağlandığı terör örgütünün bölgeden kaçması için tanınan zamanın başladığı andan itibaren Türkiye'nin söylediği tek bir şey vardı. Eğer çekilme tamamen gerçekleşmezse bölgelerimiz terörden, sınır bölgesi, o güvenli bölge terörden tamamen arındırılmazsa Barış Pınarı Harekatı kaldığı yerden devam edecek. Bugün çok önemli dediğimiz gibi nelere gebe olacak bugün hep birlikte göreceğiz. Biz de Akçakale'nin Tel Abyad'ın hemen yanı başındaki Akçakale sınırından gelişmeleri an be an takip ediyor olacağız. Şimdilik sözü size bırakalım.